Antropoloji final haftası. Bölüm başlıklarımız avcı toplayıcılık ve tarım. Kent, devlet ve endüstri. Akrabalık ve toplumsal cinsiyet. Din, dil ve iletişim. 6. bölüm. Avcı toplayıcılık ve tarım. Avcı toplayıcılık insan varlığının istismarına dayanır. Temel besin kaynağı ettir. Avcı toplayıcılar ekolojik koşullara bağımlıdır. Bu bağlamda önemli kavram biyolojik taşıma kapasitesidir. Belirli bir yaşam alanında ekolojik koşulların sunduğu olanaklarla zorluk etmeden yaşayabilecek canlı sayısını ifade eder. Bir alanın biyolojik taşıma kapasitesini belirleyen etkenler ise toplam besin miktarı ve değeri, nüfusun doğum ve ölüm oranları, göç verme, göç alma dinamikleri, insanların besin olabilecek kaynakları tanıma yeteneğidir. Avcı ve toplayıcı toplumlarda bir bebeğin ömür beklentisi 20-25 yıldır. Bireyin ulaşabileceği en yüksek yaş 40 civarıdır. Avcı toplayıcılarda teknolojik gelişmenin yavaş olmasının yanı sıra 2 milyon yıldır kullanılan araç ve gereçlerin geliştiği gözlemlenmektedir. Avcı toplayıcıların temel örgütlenme biçimine takım diyoruz. Avcı toplayıcılar arasında temasların en çok bilinenleri sessiz ticaret, ticaret ortaklığı ve kula döngüsüdür. Sessiz ticaret, Batı Afrika'nın avcı toplayıcı topluluklarından Mbuti pigmeleri ile bahçeci komşuları Bantular arasında yapılır. Ticaret ortaklığında ise taraflar ticaret kardeşlikleri kurarlardı. Taraflar karşılıklı olarak ellerindeki ürün fazlasını bazı armağanlarla birlikte kardeşlerine götürür ve karşılığında diğer topluluğun ürün fazlasını ve armağanlarını alırlardı. Malinowski'nin Argonut yani Yunanca'da denizci demek. Bu adı verdiği balıkçı toplulukların denize açılarak ve kanoların yönüne bağlı olarak değişebilen ürünlerin yani küpe bilezik gibi değiş tokuşuna ise kula diyoruz. Avcı toplayıcılarda anlaşmazlık durumunda çözüm ayrılmadır. Ayrılmaya takım lideri karar veriyor. Kanada'nın Pasifik kıyılarında yaşayan Kuvakutlar tabakalaşmayı önlemek için potlaç geleneğini yürütür. Yiyecekler stoklanmaz, temel ihtiyaçları karşılayacak kadar ürün tüketilir. Yani pazarlama, ürün fazlası yoktur. Tarım ve hayvancı uyarlanma. Büyük iklim geçişi Holosen devri ile avcı toplayıcılık bitmiş, besin üretimi başlamıştır bu dönemde. Epipaleolitik dönem yerleşik hayata ve tarıma geçiş dönemidir. Bu dönem insanları tam olarak tarımla uğraşmamış, avcı toplayıcılık da yapmamışlardır. Bu dönem insanları Doğu Akdeniz koridorunda ve Kuzey Irak, yukarı Mezopotamya yaşam alanına yayılmıştır. Neolitik dönemde Orta Doğu'da tahıl merkezli, Uzak Doğu'da pirinç merkezli, Afrika'da darı ve patates merkezli, Amerika'da mısır merkezli bir tarımsal gelişme yaşanmıştır. Yabani bitki türlerinin çeşitlenmesi yaşam kalitesi ve güvencesi sağlamışsa da özellikle Holosen dönemde tarım gelişmiştir. İklimsel gelişmeler ise iklim optimum evresinde yaşanmış, sıcaklık, güneş radyasyonu, karbondioksit yoğunlaşması en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. İlk neolitik yerleşme bölgeleri Rift Vadisi adını verdiğimiz Kızıldeniz'den başlayıp Şeria ve Ürdün Nehri vadileriyle Ölü Deniz'i izleyen çöküntü alanları üzerinde yoğunlaşır. Dicle ve Fırat'ın yukarısında kalan kuzeyden Toros Dağları ile sıralanan alan Zap ırmakları boyunca El Cezire'den daha yüksek dağ vadilerine uzanan Zagros Dağları bölgesidir. İlk neolitik köylerden Eriha'da avcılık sürmüş ancak arpa tarıma alınmıştır. Suriye'deki Tel Asvat Neolitik yerleşmesinde buğday, bezelye, mercimek ve arpa tarımı yapılmıştır. Türkiye'de Ergani yakınlarındaki Çayönü, Adıyaman'daki Giritile, Hayaz Höyük, Şanlıurfa'daki Nevali Çori, Göbekli Tepe, Malatya'daki Cafer Höyük, Batman'daki Hallan Çemi, Nemli Neolitik merkezlerdir.
İlk evcil buğday türlerinin merkezi Diyarbakır Şanlıurfa arasındaki Karacadağ'dır. İlk evcilleştirilen hayvan köpektir. Köpeği avcı toplayıcılar evcilleştirmiş. Neolitik dönemde ise ilk olarak koyun keçi ve domuz evcilleştirilmiş. Robert Braidwood tarım bölgelerinde meydana gelen kalabalıklaşmadan dolayı göçün oluştuğunu savunmuştur. Ammerman ve Cavalli Sforza tarımın yayılmasına ilerleme dalgası olarak adlandırmış. Tarımın yayılmasıyla bahçecilik, geçimlik tarım, yoğun tarım, göçebe hayvancılık gibi farklı tarım biçimleri oluşmuş. Göçebe hayvancılığın temeli hayvanların evcilleştirilmesine dayanıyor. İnsanların temel üretim ve besin kaynağı olan hayvan sürüleriyle birlikte her zaman taze olan otlak ve çayırlara doğru hareket, yani transmars esastır. Pastoralistler, yani koyun, keçi, deve, sığır, lama, alpaka ve rengeyi çobanlığıyla geçinenler. Bunlar tamamen göçebe hayat sürdürenler, yaylacılık yapanlar, yarı göçebe topluluklar gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Konar göçerler Avrasya bozkırlarında ve İran, Afganistan, Arabistan Yarımadası, Moğolistan ve Mezopotamya düzlükleri gibi geniş ve değişen rakımlı düzlüklere sahip alanlarda yapılmıştır. Mevsimlik göçebeler, yani Türkiye'deki yörükler ise İspanya ve Fransa'nın Pirine dağlarından Alp dağlarına, oradan Toroslara, Karadeniz dağlarına, Kafkaslara, Zagroslara ve Elbrus silsilesine uzanan Alp dağlarında görülüyor. Kaba tarım biçimleri. Nüfusu fazla yoğun olmayan bölgelerde, geliş alanlarda düşük verimli tarım biçimi kaba tarımdır. Bu tarım tipi yerleşiktir ve en ilkel tarım biçimlerini barındırıyor. Kaba tarım biçimleri bahçecilik ve geçimlik tarla tarımıdır. Sadece geçimlik tarım yapmayıp artık değer üretmeyi amaçlayan tarım ise yoğun tarımdır. Modern çağa kadar pek çok yoğun tarım biçimi yapılmıştır. İlki toprağın mülkiyetinin kral gibi bir yöneticide bulunduğu ve çiftçilerin onlar için üretim yaptığı feodal veya haraç üretim tarzıdır. İkinci üretim yoğun tarım. Köle emeği kullanarak yapılan üretimdir. Üçüncü üretim ise küçük köylü işletmelerine dayanır. Kaba tarımda köylülerin tasarruf etme biçimlerine kendileri değil, üretim araçları üzerinde mülkiyet gücüne sahip olanlar müdahale ediyor. Kaba tarım daha az enerjiye ihtiyaç duyar ve geniş bir biyolojik çeşitliliği kullanabilir. Yoğun tarımcılar ise tek ya da birkaç ürüne bağlıdır, biyolojik çeşitliliği tehdit ediyorlar. Geçimlik tarım yapanlar klan, yani ortak atadan geldiğine inanan ve somut soy bağı olmayan akraba grubu, kabile, beylik biçiminde örgütleniyor. Kabile tarımcılar için temel örgütlenmedir. Kabile bir ya da birkaç soydan, yani ataya bağlayan kültürel bağ, bu bağdan oluşuyor. Soy grupları nesep, yani somut soy ilişkisi olan ya da klan biçiminde olabiliyor. Klonik klan modeli ise baba yanlı soy çizgisini izliyor ve en büyük oğul öncelikli olduğu ve esas ataya yakın olan statüsünün daha yüksek olduğu sistemdir. İlk beylikler Tunç Çağı'nda M.Ö. yani 3000 yıllarında ortaya çıkmış. İklim değişiklikleri, kıtlık ve çatışmalar beylikleri yükseltmiş. Aşiretler, kabileler ve etnik gruplar bir otoriteye bağlanmaya başladı. Bu otoritenin kaynağı bey ya da şeftir. Beylik, aşiret ve devlet arasında bir ara formu temsil ediyor. Yapıyı işlevselcilik güçlendiriyor. Tarımcılıkta avcılık toplayıcılığa göre güvenli bir besleme rejimi mevcuttu. Topluluğun bulunduğu ekosisteme göre beslenme şekil değiştiriyordu. Avrasya tahıl, Uzak Doğu pirinç, Orta ve Güney Amerika mısır ağırlıklı besleniyordu. 7. bölüm: Kent, devlet ve endüstri. Çilt, iki çeşit tarım devrimi var diyordu. Birincisi tarım devrimi, ikincisi kent devrimi. Kentleşme, M.Ö. 4000'in sonunda Mezopotamya'da ortaya çıkan ilk kentler, tarım yapan yerleşmenin ürün fazlalarını pazarlayıp mübadele, yani değiştirdiği yerlerde doğdu. Kaba emeğin kullanıldığı kırsal alan ile uzmanlaşmış, emeğin ve ticari ilişkilerin hakim olduğu kent bölgeleri arasında bir gerilim oluşmasıyla kent, toplumun ulaşması gereken değerlerin ve ideallerin sahibi olarak yüksek kültürü içinde barındırıp
medeniyet kavramıyla sıkı bir ilişki içerisinde olmuş. Büyük küçük gelenek, yerli kozmopolit, yazılı sözlü kültür ve yerel evrensel kavram karşıtlıkları da kırkent arasındaki bu duruma vurgu yapar. Devlet. İlk devletlerin ortaya çıkmasında etkenler, 1. Kent ekonominin pazar yerinin, ticari faaliyetlerin, devletin vergisinin toplandığı, tarım dışı mal ve hizmetlerin yürütüldüğü ve üretildiği merkezi bir yerdi. 2. Tarımsal üretim sonucu artış gösteren nüfus ilk devletlerin oluşumunu tetikledi. 3. Nüfusun artması nedeniyle insanların basit örgütlenme biçimleri nüfusun tamamını denetlemekte yetersiz kalmış ve bu durum insan topluluklarında atışmalara yani çatışmalara neden olmuş, düzen ihtiyacı baş göstermiş. 4. Zenginliği korumak amacıyla ortaya çıkan ve karşılığında artı üründen beslenen profesyonel askerler yani koruyucular diğer bir sebeptir. Devletin 3 önemli işlevi vardır. Birincisi üretim araçlarının üreticilerin korunması ve geliştirilmesi. İkincisi üretim ilişkilerinin korunması ve geliştirilmesi. Dördüncüsü devlet aygıtının güçlü tutularak toplum üzerinde yer almasının sağlanması. İlk devletler arasında Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, İran, Hitit, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı yer alıyor. İşlevlerini yerine getirmek için devlet şu kurumlardan oluşuyor. Belirli bir toprak parçasında hükümranlık ve bu toprak parçasında yaşayan insanlar üzerinde varsayımsal ve ideolojik hakimiyet, hukuk, güvenlik ve zor aygıtları yani zor kullanma aygıtları, maliye. Kurulmuş ilk devlet bir kent devletidir. Kapitalizm öncesi tarım devletleri, kapitalizm sonrası kent devletleri kurulmuştur. Tarım devleti güçlenip diğerlerini egemenliği altına almasıyla ve topraksal devletin doğmasıyla ortaya çıkar. Seçilmiş tek kişiye ve aileye yegane yönetme yetkisi verilmesine imparatorluk ideolojisi diyoruz. Bunun ilk örneği Büyük İskender'dir. Endüstri toplumu. Endüstri tarım çağını sonlandırmış. Endüstri devrimi ve 1789 Fransız İhtilali ile tarım döneminde toprak mülkiyetine bağlı olarak güçlü bir aristokrat sınıf önemini kaybederek yalnızca sembolik olarak varlığını sürdürmüş. Kentli sermaye sahibi sınıf ise siyasal sistemde ve ticari faaliyetlerde önem kazanmaya başlamış. Eski ayrıcalıklara önem veren bürokrasiden Max Weber'in tanımladığı akılcı bürokrasiye geçilmiş, ulus devletleri oluşturan genellikle milliyetçilik hareketleri oluşmuş. Milliyetçilik şu üç amaca yönelmiş bir harekettir. 1. Ulusal ekonomi yaratma. 2. Özerk bir ulusal yasama yani yürütme, yasama ve yürütme. 3. Ulusal kültür ve buna bağlı bir kimlik yaratma. Endüstri toplumunda kültür özel değil, evrenseldir. İlkselci yani primordialist görüşe göre etkinliğin, etnikliğin geçerliliği unsuru modern öncesi ya da görece izole topluluklarda sınırlıyken etnik bilim modern toplumda da ortaya çıkmıştır. Irkçılık ise insanların biyolojik özelliklerin çeşitliliğinden ötürü eşit olmadıkları fikrinden doğan ve sömürgeleştirilmeyi meşru kılan bir ideoloji. Bilimsel devrimler neticesinde önce buharlı makinelerin icadıyla kömür, ardından yanmalı motorun bulunmasıyla petrol ve bu gidişata paralel olarak tekstil sektörü, daha sonra otomotiv ve elektrik sektörü önem kazanmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise teknolojik gelişmeler neticesinde nükleer enerji, iletişim, havacılık, uzay gibi sektörler de bu öncülüğü ele geçirmiştir. İktisadi eşitsizlik, az gelişmişlik ve üçüncü dünya. Üçüncü dünya ülkeleri iktisaden batıya bağımlıdır. Immanuel Wallerstein bu duruma merkez çevre ülkeler formülüyle açıklarken iktisatçı André Gondrefrank bağımlılık kuramı adı altında incelemiş. Az gelişmiş modeli ise batının geçtiği aşamalardan geçilince bu toplumlarca gelişmişliğin yakalanacağını savunur. Endüstri devrimini gerçekleştirmiş devletler ile diğerleri aralarındaki iktisadi düzey farkı aşikardır. Bu farkı kalkınma iktisatçıları az gelişmişlik kavramıyla açıklamaya çalışırken, diğer yandan da kültürel gecikme, kötü uyarlanma gibi sonuçlar doğurmuştur. Sosyalist bloğun çöküşüyle 1. Sermaye küresel dolaşıma girmeye başlamış, 2. Teknoloji ilerlemiş ve yayılmış,
3. Fakir güney ülkelerinden zengin kuzey ülkelerine doğru göç başlamış, insan hareketliliği artmış. 4. Fikirler, imgeler, simgeler hızlı bir dolaşıma girmiş. Bu gelişmeler kültürel alanda değişime yol açmış. Bu değişmeler klasik antropoloji içerisinde yerel bağlam ortadan kalkmış. Güvensiz ekonomik koşullar yeni bir kaos hali yaratmış. Küreselleşme ile her şeyin anlık ve geçici hale gelmesiyle kimlik arayışı öne çıkmıştır. Endüstrileşmenin ilk döneminde üretim önemliyken küreselleşme ile birlikte tüketim ön plana çıkmıştır. Endüstri toplumunun hızlı değişimleri sonucunda bir kültür ihtiyacı ortaya çıkmış ve sinemanın, müziğin, sporun ve diğer unsurların üretildiği bir kültür endüstrisi oluşmuştur. Bu endüstriye bağlı olarak üretilen ve kitlelere hitap eden tüketim nesnelerinin tümüne, yani tüketilebilen bu kültüre popüler kültür diyoruz. Popüler kültür ile tüketim iç içedir. Çok kültürlülük. Etnik azınlık ve göçmen dernekleşmeleri üyelerine yöresel bağ, etnik aidiyet, iş temelinde meydana gelerek çeşitli iş veya dayanışma işlevi görür hale gelmiş. İşlevleri kimi zaman sendika veya siyasal parti gibi daha geniş birliklerin işlevleriyle de örtüşebilen bu yeni toplumsal örüntü ise çok kültürlülük kavramıyla açıklanmaktadır. Çok kültürcülük ise farklı kimliklerin yok edilmeye ve özümlenmeye çalışılması yerine korunması ve içinde bulunan topluma entegre, yani adapte edilmesidir. Kültürel çalışmalar. Bu okul kentin odağındaki moda, popüler kültür, iletişim biçimleri, tüketim tarzları, boş zaman, yeni edebiyat, kimlik ve kimlik ideolojileri gibi geniş bir konu yelpazesini inceliyor. Ekolojik sorunlar ve sosyal problemler üzerine çalışan kalkınma ile insan varlığını tehdit eden unsurların oluşması paralelinde uygulamalı antropoloji, bu iki durum arasında gerilimi gidermeye yönelik sistemli çabalar üzerine odaklanıyor. Ergonomi denilen endüstriyel antropoloji, fiziksel antropoloji ile antropometrinin en yeni uygulama alanıdır. Antropometri, insan bedeninin ve iskeletinin boyut, biçim ve bileşim yönünden ölçülmesidir. Makinelerin, araçların, mobilyaların ve giysilerin tasarlanmasında antropometriden yararlanılıyor. 8. bölüm. Akrabalık ve toplumsal cinsiyet. Evlilik, ergenlik dönemine girmiş erkek ve kadınların üremek, çocukların yetişmesini sağlamak, toplumsal ve iktisadi olarak yeni bir bütünlük oluşturmak için içinde yaşanılan toplum tarafından kabullenilmiş ve onay verilmiş bir birliktelik biçimidir. Akrabalık ise soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal ilişkiler ağı olarak tanımlanabilir. Antropoloji cinsiyete bakarken onda biyolojik değil, toplumsal bir yan görür. Sosyoloji de bu şekilde inceliyor arkadaşlar. Evlilik ve aile. Evliliğin kurumsallaşmasına dayanak teşkil eden asıl etken insan yavrusunun uzun süreli bağımlılığıdır. Çeyiz, drahoma, yani kadının ailesinin erkek tarafına verdiği düğün hediyesi, nişanlılık armağanları, başlık parası, mübadele ilişkisinin iktisadi araçları olarak değerlendirilebilir. Levi-Strauss, evliliğin bir mübadele ilişkisi olduğunu ve evlenen tarafların evlilik yoluyla karşılıklı hak ve ayrıcalıklar yaratan bir kaynak ve kişi mübadelesi içerisinde girdiklerini belirtir. Grupların başka hangi gruplarla evlilik ilişkisi kurup kuramayacağını belirleyen basit ve karmaşık sistemlerin belirli bir grubun bir başka gruba kız alıp verdiği doğrudan takas sistemleri ve kadınların sadece belirli bir yöne doğru takas edildiği dolaylı, yani asimetrik takas sistemlerinin bulunduğunu belirtiyor. Kişinin kendi grubu içinde yaptığı evliliğe iç evlilik, yani endogami, dışarıdan bir gruptan yapılan evliliği ise dış evlilik, yani egzogami diyoruz. Bir erkeğin ancak bir tek kadınla evlenmesine izin verdiği sisteme tek eşlilik, yani monogami, kadının ya da erkeğin birden çok eşle evlenmesi durumuna ise çok eşlilik, yani poligami diyoruz. Çok kadınlık, karılık yazılmış, polijini ve çok kocalılık, poliandri olmak üzere çok eşliliğin iki türü vardır. Evlenen çiftlerin yeni bir ev alması yeni yerli, yani neolokal adı veriliyor.
Kadının kocasının ailesinin yanına yerleşmesine baba yerli yani patrilokal, erkeğin kadının yanında yaşamasına ise ana yerli yani matrilokal diyoruz. Eş seçme seçeneklerinin kültür tarafından belirli mecralarla sınırlandığı evliliklere tercihli evlilik yani görücü usulü evlilik deniliyor. Evli eşlerin erkek ya da kadının ebeveyninin yanına yerleşme konusunda özgürce seçim yaptıkları uygulamaya ablilokal denir. Erkeğin ve kadının ebeveyninin yanında sırayla ikamet etme uygulamasına çift yerlilik, bilokal deniyor. Amca ve teyze çocukları gibi aynı cinsten kardeşlerin çocukları arasındaki evliliğe paralel kuzen evliliği, hala ve dayı çocukları gibi ayrı cinsten kardeşlerin arasındaki evliliğe ise çapraz kuzen evliliği denir. Evlenecek iki erkeğin birbirlerinin kız kardeşleriyle evlenmesine berder evliliği diyoruz. Erkek eş öldüğünde karısının kocanın erkek kardeşlerinden biriyle evlenmesine levirat, karısı ölen erkeğin karısının kız kardeşlerinden biriyle evlenmesine ise sorarat denir. Çocuklu dul bir erkekle çocuklu dul bir kadının kendilerinin ve çocuklarının evlenmesine tay geldi evliliği diyoruz. Evlenecek çiftlerin, ailelerin veya grupların birbirinden söz alıp vermesiyle başlayan süre beşik kertmesi şeklinde olabileceği gibi nişanlılık biçiminde de olabiliyor. Anne, baba ve çocuktan oluşan aile çekirdek aile, daha geniş akraba ilişkilerini de içine alan aile türüne geniş aile diyoruz arkadaşlar. Akrabalık ve soy. Akrabalık, soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal ilişkiler sistemidir. Akrabalık kurumunun iki temel işlevi vardır. İlki statü ve mülkiyetin bir kuşaktan diğerine aktarılması, ikincisi ise toplumsal grupları oluşturulması, insanlar arasında dayanışmanın sağlanması ve grup sürekliliğinin sağlanmasıdır. Biyolojik temelli soy akrabalığı, kandaşlık, evlilik yoluyla edinilen ise hısımlık diyoruz. Bütün akrabalık sistemlerinde ebeveynlerle çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişki olmak üzere iki temel ilişki vardır. Kuzen, amca ve buna benzer. Akraba adlandırma sistemleri, Hawaii sistemi. Bütün kadın kuzenler kız kardeş, bütün erkek kuzenler ise erkek kardeş. Eskimo sisteminde kuzenler erkek ve kız kardeşlerden ayırt edilerek isimlendirilmekte. Bütün kuzenler ise aynı akrabalık kategorisindedir. Sudan sisteminde bütün kuzenlere farklı ad veriliyor. Omaha sisteminde baba yanlı soyla ilintilidir. Crow sistemi ana yanlıdır. Babanın ana soyundaki akrabaları yani baba, amca, hala oğlu ile hala ve hala kızı cinsiyetlerine göre aynı adla adlandırılırken ana yanındaki akrabalar arasındaki kuşak farkları gözetiliyor. Iroquois sistemi kişinin babası ve amcası aynı anda annesi ve teyzesi aynı adla. Yani kişinin babası ve amcası aynı adla, annesi ve teyzesi aynı adla adlandırılıyor. Soy kavramı. Kişiyi atalarına bağlayan toplumsal ve kültürel olarak tanınmış bağlara işaret eden bir kavram. Tek atlı soy sadece erkeğin ya da sadece kadının soy çizgisinin izlendiği bir özellik gösteriyor. Erkek soy çizgisine baba yanlı, kadın soy çizgisine ana yanlı soy diyoruz. Bazı kültürlerde ise soy her iki taraftan izlenir. Buna çift atlı soy deniyor. Bazı toplumlarda ise hangi soyun izleneceği bireyin takdirine bırakılmış. Buna da paralel soy çizgisi denilmektedir. Toplumsal cinsiyet, cinsiyetin toplumsal anlamda nasıl kurulduğuna ilişkin özellikle feminist antropoların 1970'lerde yaptığı çalışmalardır. Cinsiyet eşitliğine odaklanır. Başlangıçta feminist antropoloji de denmiştir. Böylece ev içi alan, kamusal alan, doğa, kültür gibi karşıtlıkların eleştirilmesi ve sorgulanmasının yolu açılmış. Cinsellik temelde biyolojik bir güdü olmakla birlikte toplumun denetlendiği ve koşulladığı bir dürtüdür. Eskimolar erkek için eşinin cinselliği diğer erkeklerle anlamlı ve kalıcı bir toplumsal bağ kurması açısından bir araçtı. Bazı akrabalar arasında cinsel ilişki yasaklanırken bazı toplumlarda özellikle küçük ölçekli ya da tarım toplumlarında belli akrabalar arasında evlenmeler teşvik ediliyor. 9. bölüm Din. Din doğrudan doğruya doğa üstüne yani gözlemlenebilir dünyanın ve duygularımızla algıladığımız çevrenin ötesine işaret ediyor. Din dünyevi alandaki temsili, dini dünyevi alandaki temsili kimi zaman ayin olarak adlandırılıyor.
Kurumsallaşmış davranış örüntüleri dinin ritüel boyutunu oluşturur. Örneğin cuma namazı, bayram namazı ve buna benzer ritüeller yoluyla yaşanan deneyimler bireyi belirli bir aşkınlığa ulaştırır. Bu durum ise dinin psikolojik boyutudur. İnanç sistemleri. Anthony Wallace kültürlerin yaşam ve geçim biçimleriyle uyarlanma tarzları bakımından şamanistik inançlar sistemi, komünel inançlar sistemi, Olimposlu inançlar sistemi ve tek tanrıcı inançlar sistemler olmak üzere dört temel din kategorisinin varlığından söz ediyor. Max Weber model peygamberler ve misyoner peygamberler olmak üzere iki tip peygamberden söz ediyor. Temel inanç sistemleri animizm, animatizm ve animalizm, şamanizm, teizm, doğu mistizmi ve yeniden doğuş inancı, bağdaştırmacılık yani senkretizm. Animizm insanlarda ve diğer canlılarda var olduğu düşünülen ruhların fiziksel çevrede bulunan her türlü nesnede de bulunduğuna inanılması iken, animatizm bunun bir adım öncesidir ve insanların bütün doğayı canlı olarak algılaması biçimde tanımlanıyor. Animalizm ise öncelikle avcı kültürlerde insanların hayvanlarla kurduğu özel mistik bir ilişkinin adıdır. Temeli animizm olan şamanizm, karmaşık dinsel, büyüsel ve tıbbi uygulamalar bütünüdür. Şamanizm merkezinde şaman adı verilen mistik bir kişi yer alıyor. Doğaüstü alana mensup ya da birden çok yüce ve ölümsüz tanrının varlığına dayanan bütün ölümlü varlıkların onların varlığıyla ilişkili olduğunu ve onların hükmü altında bulunduğunu savunan inanç sistemlerine teizm adı verilmektedir. Çok tanrıcılık yani panteizm ve tek tanrıcılık yani monoteizm olmak üzere iki tür teizm var. Hazreti İbrahim kaynaklı olduğuna inanıldığı için İbrahimi dinler adına verilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam tek tanrılı dinlerin başlıca örnekleri. Doğu mistizmi yaşarken azla yetinme, çile çekme, başka canlılara zarar vermeme gibi erdemleri gözetmeyi, bu erdemlerle yaşanan bütünlüklü bir hayatın ödülünün ise yeniden insan olarak hayata gelmek olduğunu öne süren çeşitli inanç sistemlerinden oluşur. Bunlar Budizm, Hinduizm, Konfüçyusçuluk, Taoculuk, bunlara örnek olarak verilebilir. Dinlerin kitabı biçimde tebliğ edilmiş, sınırları belirlenmiş yorumuna ortodoksi, bu yorumun dışına çıkarak kişisel deneyimlere yer açan ve ahlaki bir mistik arayışlara girişen uygulamalara da heterodoksi diyoruz. Bağdaştırmacılık yani senkretizm ise bağdaştırmacılık ise dinler ve inançlar arasında yaşanan kültürlenmeye karşılık geliyor. Tabular, kültler ve dinsel simgeler. İnanç sistemlerin yanaşılmasını, dokunulmasını, yenilmesini hatta kimi zaman adlarının alınmasını yasakladığı canlı cansız varlıklara tabu şeklinde ifade ediyoruz. Kirlilik tabusu, örneğin domuz yeme yasağı, ensest tabusu, örneğin akraba sayılan kişilerle cinsel ilişki yasağı, kutsal olarak tanımlanmış varlıklar etrafında oluşmuş inanç ve tapınma biçimleri kült şeklinde ifade edilir. Örneğin dilek ağacına bağlanan çaputlar. Simgelerin türleri, kültüre özgü simgeler. Bu simgeleri anlayıp onun gerektirdiği tutumu takınmak, kültür tarafından aktarılan ve o kültürden olmayanların bilemeyeceği bir davranış modelidir. Besin simgeciliği, insanların yedikleri ya da yemekten kaçındıkları besinler genellikle dinsel inançlarıyla ilişkilidir. Hinduizm'deki inek tabusu, Muharrem ayında aşure pişirilip yenmesi örnek verilebilir. Totemler özellikle kabile toplumlarında kabileler belirli hayvan türleriyle özdeşleştirilmişlerdir. Bunun sonucunda özdeşleştirilen bu hayvan o kabilenin totemi haline gelmiş. Söz konusu hayvan türüyle de atasal bir soy ilişkisine inanılmasına dayanan bu evren kavrayışı totemcilik şeklinde ifade ediliyor. Avustralya aborjinlerinde doğum totemleri ve ata totemleri olmak üzere iki tür totemcilik söz konusu. Sanat simgeciliği. Sanatçılar genellikle mitosları, kutsal varlıkları ve dinsel ilkeleri yansıtan eserler üretiyor. Mitoloji ve mitoslar. Dinsel nitelikli efsaneler mitos şeklinde ifade ediliyor.
Mitosların işlevleri. Mitoslar bir toplumun dayanışmasını ve birliğini, dolayısıyla kimliğini kuran tarihsel öykülerdir. Geçmişte yaşadığı varsayılan tarihsel ve kutsal kişilerin hayatları üzerinde hayatı anlatan birer ahlak öğretisi oluştururlar. Kişilerin dünyayı algılama biçimlerinin, tutumlarının ve davranışlarının toplumun öngördüğü kalıplara uydurulmasını sağlar. Hayatın ve toplumun kökenine, hayat ile ölüme, kişiler arasındaki çelişki ve çatışmalara ilişkin varoluşsal sorulara büyük kültürün ürettiği cevapların aktarılmasında en önemli aracı vazifesi görüyorlar. Mitoloji ise her toplumsal varlığın dünyadaki varoluşun doğaüstü bir başvuru çerçevesinde meşrulaştırılmasıdır. Sümer mitolojisi, eski Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi, Hint mitolojisi gibi var olan pek çok mitolojide göstermektedir ki, mitolojiler aynı zamanda birer dünya görüşüdür. 10. bölüm. Dil ve iletişim. İletişim, karşılıklı taraflar arasında ilişki kurulmasını sağlayan, sözle veya davranışlarla gerçekleşilen bir bilgi iletme sistemidir. Konuşma dili, beden dili, yazı dili ve sanat, müzik gibi birçok çeşitli yollarla sağlanan iletişim sadece insanlara özgü olan kültürü oluşturur ve yeniden üretir. Konuşma dili. Dil, içinde bulunan kültürü ve toplumsal çevreyi konuşma aracılığıyla somutlaştırılan soyut kurallar bütünüdür. Öğrenilecek dil, yani ana dili ve davranış biçimlerimiz kültür tarafından belirlenir. Hiçbir dil bir diğerinden gelişmiş, ilkel ya da basit değildir. Konuşma dilinin sesler ve gramer olarak iki ana unsuru vardır ve ancak bunların birlikteliği anlamlı bir bütün oluşturur. Dilin sesleri ses bilim, yani fonoloji tarafından incelenirken, basit seslerin anlamlı birimler oluşturacak biçimde örgütlenmesiyle biçim bilim, yani morfoloji ve sözcüklerin anlamlı bir bütün oluşturmak üzere bir araya gelmesiyle de söz dilimi, yani sentaks, bu alan ilgileniyor. Biçim ve söz dizimi gramerin iki temel boyutunu oluşturmaktadır. Dillerin çeşitliliği. Homo sapiens'in üst paleolitik dönemde yaklaşık 40 bin yıl önce Afrika'da çıkışı ve bütün kıtalara yayılışıyla diller çeşitlenmiştir. Bu dönemde iki temel dil öbeğinin ortaya çıktığı öne sürülmekte. Bunlardan birincisi Fince, Lap dili, Macarca ve Estonca gibi diller tarafından temsil edilen Proto-Ural dil kuramıdır. İkinci kök dil kuramı ise Bas-Kafkas dillerinin kökenine gönderme yapıyor. Bugün konuşan hiç kimselerin kalmadığı, aynı zamanda bir kültür kaybı olarak da ifade edilecek olan ölü diller de bulunmaktadır. Ölü dillerden bazıları geride yazı bıraktıkları için eski Mezopotamya dilleri, bazı Anadolu ve eski Akdeniz dilleri, Latince gibi üzerinde çalışılabilen diller sınıfına girmektedir. İki ayrı dilsel varlığın aynı dile ait sayılması için gerekli olan %70 anlaşılabilirlik, yani karşılıklı anlaşılabilirlik ölçütü kullanılmaktadır. İkinci bir ölçüt olarak anlam düzeyi esas alınıyor. Üçüncü ölçüt ise dil varlıklarının ayrı bir edebi dil olarak gelişmeleri durumunda onların ayrı bir dil olarak tanınması gereğini varsayıyor. Aynı dil grubu içerisindeki insanların birbirini anladığı bu dil gruplarına ise lehçe, yani diyalekt deniyor. Dil içi farklılaşmanın etnik gruplarla veya toplumsal konumla ilişkili olarak ortaya çıktığı kullanımlar ise ağız olarak adlandırılıyor. Bireylerin kendi özel eğilimleri doğrultusunda kendilerine özgü oluşturdukları konuşma uslubu ise kişisel ağız, yani idiolek olarak adlandırılıyor. Başlıca dil aileleri Altay dilleri, Ural dilleri, Çin-Tibet dilleri, Güneydoğu Asya dilleri, Malezya, Polinezya dilleri, Papua dilleri, Avustralya dilleri, Andaman dilleri, Dravidi dilleri, Kafkas dilleri, İlber ve Bask dilleri, Hint-Avrupa dilleri, Hami-Sami dilleri, Hoyint-San dilleri, Inuit, yani Eskimo-Aleut dilleri, Amerika dilleri. Türkçe Altay dilleri arasında yer almaktadır. Dünyadaki en yaygın dil grubu ise Hint-Avrupa dilleri olarak karşımıza çıkıyor. Bir kültür çevresinden bir diğerine geçiş, göç eden toplulukları yeni çevrenin egemen dilin etkisi altına alıyor. Yeni çevrenin kültürüne, coğrafyasına, yaşam biçimine ilişkin pek çok sözcük ana dile girdiği gibi egemen dilde
bu dilden etkileniyor. Buna dil kültürleşmesi diyoruz. Çok sayıda farklı dilin konuşulduğu coğrafyalarda bütün toplulukların anlaşmak üzere kullandıkları ortak dili ifade eden ve o coğrafyanın dillerinden biri olan lingua franca, iktisaden ve siyaseten güçlü bir toplumun dili olduğu için baskın olan ve ön plana çıkan dil ifade ediyor. Sömürgeleştirmenin etkisiyle belirli bir dil alanına giren yabancı bir dilin basitleştirilmiş bir gramer ve söz varlığıyla o dil alanında kullanılan biçimine pidgin dil diyoruz. Bu pidgin dilin yerli bir dil haline gelmiş biçimine ise kreol dil deniyor. Ölü dillerin canlandırılması, yani İsrail'in ölü bir dil olarak İbranice'yi yeniden canlandırarak resmi dil haline getirmesi bunun örneğidir. Dilde sadeleşme hareketleri ve ulusal dil yaratılması, bilinçli siyasal çaba ve çalışmalarla nüfus içindeki dilsel farkları ortadan kaldırmak ve ulusal birliği sağlamak amacıyla mevcut dillerden birinin öne çıkarılarak resmi dil ilan edilmesi ve diğer dillerin varlığının tehdit edilmesi sürecini ifade ediyor. Türkiye'de Tanzimat'la beraber dönemin seçkin dili olan Osmanlıca'ya karşı sadeleştirme hareketi başlatılmış ve Türk Dil Kurumu kurulmuştur. İngiltere'de başlayan endüstri toplumu, yani devriminin etkisiyle İngilizce olan tüketim, moda, reklam ve teknoloji odaklı yeni dil kavramları İngilizceyi bir dünya dili haline getirmiş. Yani burada endüstri toplumu İngilizceyi dünya dili haline getiriyor. Devrim burada yaşandığı için, sanayi devrimi. İletişim süreçleri ve iletişim ortamları. İletişim gönderici ile alıcı arasındaki bilgi alışverişidir. En yaygın iletişim biçimi konuşma olmakla birlikte iletişim sesle, dansla, şarkıyla, şiirle, simgeyle, görüntü ve kokuyla da kurulabiliyor. Bu iletişim araçlarının tümüne işaret diyoruz. Bayrak, trafik işaretleri, korna, selamlaşmak. Bunların her biri kültürün anlamlarını daha önceden bireylere öğretmiş olduğu simgelerdir. Etkileşim geometrisi. İçinde bulunan ortam, iletişime geçilecek kişilerin özellikleri, beden diliyle geçilen iletişim üzerinde etkili olması durumudur. Konuşma dilinin yazılı işaretlere dökülmüş ve standartlaşmış haline yazı dili diyoruz. Yazı dilindeki işaretler sistemine alfabe, sesleri temsil eden işaretlerden kurulu alfabelere ise fonetik alfabe, yani Latin, Arap, Kiril alfabeli. Resimlere dayalı alfabelere piktografik alfabe, yani Mısır resim yazısı buna örnek verilebilir ve kavramları temsil eden işaretlerle kurulu alfabelere de ideografik alfabe, Çin yazısı buna örnek verilebilir. Elektriksel iletimlere dayanan Morse alfabesi, ıslığın kısa, uzun veya nameli çıkarılmasına dayanan ıslık dili gibi birden fazla işaret dili bulunuyor. Dil ve kültür. Kültür ve dil arasında çift yönlü bir belirleyicilik mevcut. Her kültür içinde bulunduğu temel çevresel ve toplumsal özelliklerin ortaya çıkardığı bir söz varlığına sahiptir. Sapir-Whorf kuramı, dilin kültür dünya görüşü üzerindeki etkisini aynı ismi taşıyan dil bilimciler tarafından ortaya konmuş. Bu kurama göre dilin yapısı düşüncenin yapısını da belirliyor. İnsan dil üzerinden dünyayı algıladıkları için, insanlar dil üzerinden dünyayı algıladıkları için farklı dilleri konuşan farklı düşünce dünyaları vardır. Teşekkürler.